Asgari ücrette yeni rakam açıklandı biliyorsunuz. Hemen sonra ilan siteleri de bir anda hareketlendi. Belki dikkatinizi çekmiştir. Fırsatçılar daha işçinin cebine girmeden o zamma göz dikti. Başta kiralık evler olmak üzere rakamlar bir anda yükseldi. Ama sadece ev sahipleri değil, fırsatçılık yapmaya çalışan bazı kiracıların da evi boşaltmak için ev sahiplerinden hava parası istediği konuşuluyor. Fırsatçılık. Bunu yapmamak lazım. Milletimize yakışmayan bir hareket. Herkes birbirini düşünmesi lazım. Yeni asgari ücret açıklandı. Fırsatçılar hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Kiralık ve satılık ev ilanları dakikalar içinde değişti. Kötü emsal oluşturduğunu görüyoruz. Diğer mülk sahipleri sonuçta her gün ilanlara bakıp diğer emsalleri de alıyor. Bugün hatta bizim karşılaştırdığımız asgari ücret artışından sonra hemen 10 bin liradan 14 bin liraya, 15 bin liraya yapan ev sahipleri var. Adil de değil yani, kötü bir şey. Fırsatçılık bir nevi. Benim de mesela evim var. Ben de mesela %25 zam yaptım. Peki bu fırsatçılığın hukuktaki karşılığı ne? Ben o kişilerin de yine fırsatçılık suçunu işlediğini düşünüyorum. Çünkü fırsatçılık suçu belli bir mal ve hizmeti kamuda acil ihtiyaç doğuracak şekilde kamudan sakınan kişilerin işleyeceği bir suç. Haliyle kiraya verenler de konut ihtiyacının olduğunu bildikleri için kira bedellerini fahiş oranda artırıp kamunun acil bir ihtiyaç doğurmasına sebep oluyorlar. Haliyle bu suça işaret ediyor bu eylemleri de. Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarıyla ilgili yeni bir tartışma var. O da uzayan yargı sürecini fırsat bilip durumu lehine çevirmeye çalışan kiracılar. Ev sahibi kiracısını çıkarmak istediğinde kiracısı da ev sahibinden ya taşıma parasını ya da taşınacağı yeni evin bir aylık kirasını ödemesini istiyordu. Ama bunlara bir yenisi daha eklendi. Kiracılar şimdi ev sahiplerinden hava parası ister oldu. Peki böyle bir hakları var mı? Hayır, mümkün değil böyle bir durum. Bazı kiracılar da bu durumu fırsata çevirerek fahiş rakamlar talep ederek tahliye için belli bir bedel karşılığında pazarlığa oturuyorlar kiraya verenle. Tabii ki bu kötü niyetli ve adil bir durum değil. Ve yasaya da uygun değil. O nedenle kiraya veren bunu kabul etmek zorunda değil. Dükkanlarda, mağazalarda hava parası oluyor. Şu zamana kadar evlerde hava parası olmadı. O da bir fırsatçılık diyorum ya, hep fırsatçılık. Kiracıların da mağdur olmaması lazım, ev sahiplerinin de mağdur olmaması lazım.